Merhaba filme gitmeden önce izleyenleri. Geçenlerde bir zaman makinesi yaptık. Bu makineyi dünyadaki sorunları çözmek için değil, 2042 yılının en çok beklenen filmleri videosunu yapmak için kullandık. İsterseniz şimdi geleceğe gidelim. 3 2 1. Şimdi gelecekteyiz. 2041 yılının ilk yarısında Küresel iklim değişikliği tepe noktasına ulaştığı için insanlar çok filme gidememiş. Zaten tüm yıl boyunca Türkiye'de 14 film vizyona girmiş. Uzmanlar 2042'de havanın 30 yıl önceki normallerine döneceğini ancak 2043'te yaşanacak iklim olaylarından sonra insanlığın yok olabileceğini söylüyor. Yani artık bir yılımız kaldı. Bizim hayata tutunacak başka bir şeyimiz olmadığı için bu videoda 2042 yılının en çok beklenen filmlerini konuşacağız. Listenin ilk sırasında Marvel sinema dünyasının 62 filmi Iron Man 6 yer alıyor. Marvel süper kahramanları kullanmaya devam etse de artık drama filmleriyle farklı bir yol çizmeye başladı. Robert Downey Jr'ın son kez karakteri canlandıracağı filmde 97 yaşında bir Iron Man göreceğiz. Filmde olaylar Tony Stark'ın Iron Man zırhından çıkmayı şifreli hale getirmesiyle başlıyor. Bunu yaptıktan 17 dakika sonra şifreyi unutan yaşlı Tony zırhtan çıkamayınca içinde yaşamaya başlıyor. Iron Man zırhı suratı açıldığı için yemek yemeye uygun olsa da karakterimiz geri kalan işlerini istediği gibi yapamıyor tabi. Filmde Tom Holland'ın canlandıracağı 42 yaşlarındaki Spider-Man ise yardımcı bir rolde bulunacak ve zaman zaman Tony ile bulmaca çözecek. Listenin ikinci sırasında Enes Batur'un ustalık filmi yer alıyor. Müzikal türünde olacak bu filmde Enes Batur 3 saat 22 dakika boyunca başka YouTuber'lara laf veya diss atacak. Filmin yazılardan sonraki after credits'lerinde Enes Batur ve diğer laf attığı YouTuber'ları birbirine sarılırken göreceğiz. Daha sonra YouTube Türkiye diss sinema evreninin yeni filmi Cumali Ceber diss filminin fragmanı olacak. Listenin 3. sırasında yeni Recep İvedik filmi Recep İvedik Mars'ta huzur evinde kuru fasulye yerken var. Bu film... Tıpkı ilk Recep İvedik gibi başlayacak. İlk filmde Recep İvedik'e biri yol soruyordu ve karakterimiz arabaya binip adama ben seni götürürüm diyordu. Tabi Recep İvedik kendini zıt yönde olan oteline bıraktırıp sonra adama ne yaparsan yap diyordu. Bu filmde de biri uçan arabasıyla Recep İvedik'in yanına gidip Ankara nerede diyor. Daha sonra Recep kendini Mars'a götürtüyor ve sonrasında ehe Ankara şurada kaldı bak diye dünyayı gösteriyor. Film Mars'a giden ve oradaki kolonilere katılan Recep İvedik'i anlatıyor. Amerika Türkiye ortak yapımı filmde ek olarak Matt Damon'un Mars'taki karakterini de göreceğiz. Evet, bunun dışında Transformers 9 ve 29 boyutlu Avatar filmi de vizyonda olacak. 29 boyutlu Avatar filminde size rastgele atanan karakterlere bürüneceksiniz. Bütün filmi onların gözünden yaşayacaksınız. Ancak küçük bir risk var. Karakteri olan her şey size de olacak. Umarız ölen bir karakter size denk gelmez. Bizim zaman makinesinden çıkarabildiklerimiz bu kadar. Dünyanın en saçma videosunu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dünyanın geleceğinin böyle olacağını düşünmüyoruz ama bir tahmin yapmak istedik. Eğer daha gerçekçi bir liste bekliyorsanız 2018'in en çok beklenen süper kahraman filmleri videomuza bakabilirsiniz. Hoşçakalın.